Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoya baş çekmemişim. Ama başlıktan görebileceğiniz üzere bugün ajandamı göstereceğim. 2020 ajandamı. 2020 ajandam bir film ajandasıydı. Bunu videolarımda birkaç kere söyledim. Ve bilmiyorum, içini güzel tuttuğumu düşünüyorum bu sene. O yüzden size göstermek istedim. Çok uzatmayacağım çünkü zaten uzun bir video ve zaten hep konuşuyorum videoda. O yüzden hemen videoya geçelim. Evet, şimdi ajandam Clara'nın gösterdiğim üzere bir film ajandasının 2020 versiyonu. Ancak bu bana yazın çok boş gelmişti bu kapağı, o yüzden böyle stickerlar yapıştırdım. Bunlar da böyle, şimdi başlıyoruz. Bu çok aptal yazım. Devam ediyoruz. Zaten bu sayfalar göreceksiniz çok kötü. Gerçekten iğrenç sayfalar yani, o yüzden oralara çabuk geçeceğim. İğrenç. Daha da iğrenç. Kendim bile yazmış. Bir insan bir ajanda ilk sayfasını mı çirkin yapar? Evet, yapabiliyormuş demek ki. Devam ediyoruz. Ben ajandamı hem okul ajandası hem kişisel ajanda hem yaptığım şeyleri yazma gibi kullanıyordum. Bakın TRT toplam netim 37'ymiş 8 Ocak'ta. Trust the process. Devam ediyoruz. İzlediğim filmleri yazıp kaç puan verdiğimi yazıyordum 5 üzerinden. Ama bunların daha gelişmiş versiyonları var. O yüzden buna şu an takılmayın. Devam ediyoruz. İşte aynen böyle. Bir de en sevdiğim sözleri yazıyordum filmden. Joker'de falan filan. Sonrasında aynı zamanda karantinadaki başka hobilerimden biri de böyle şeyler çizmekti ajandaya. Bu ilk sayfaları geçiyorum. Buralarda çok bir şey yok. Mesela bu sayfa çok çirkin. Bu sayfa kadar çirkin bir sayfa görünmemiş bence. Çok kötü renkler, çok kötü desen, çok kötü You are dumb, unattractive, overweight, unworthy, untalented. Devam ediyoruz. Sonra burada Zümrüt Ankara Yoldaşlığı'nın şeyine gitmiştim. In concert haline gitmiştim. Videoyu sağ üst köşeden izleyebilirsin. Burası çok boş mesela. Niye buralar boş böyle anlamadım. Çünkü sanırım okul çok ağırlaşmaya başlamıştı. Yani get your shit together Zeynep yazmışım yani. Okul bu sıralarda çok kötüleşiyordu. Neyse devam ediyorum. Burada Oscar sayfam var. Bu sayfayı çok seviyorum. Bence çok düzgün bir sayfa. Devam ediyoruz. İşte burada yine desenler falan var. Bunları daha sonrasında yaptım. Yani 12 Şubat'ta yapmadım bunları. Sonra burada Little Woman'ı izledim. Little Woman karantinaya girmeden önceki sinemada izlediğim son filmdi. Ve Rex'te izlemiştim gördüğünüz üzere. Ve Rex'te izlediğim de son filmdi çünkü Rex sonra kapandı. Ve çok üzücü bu. Geçiyoruz. Matematik şeylerimi yazıyordum matematik dersinde. Mesela şu an böyle bir... Yani şu an bu ne diye sorsan hayatta cevap veremem büyük ihtimalle. Çünkü gerçekten hiçbir fikrim yok bunun ne olduğu hakkında. Ha, şimdi karantina başlayacak ve bu karantinanın 4. haftası için yaptığım kendime bir plan. Hem okula hem de dershaneye yetişmeye çalışıyordum. Hem de aynı zamanda okulun YKS derslerine yetişmeye çalışıyordum. Biz devam ediyoruz. Burada masum bir şekilde gezi planı yapmışım. Burada MOK egzamlarım başlamış. Yani IB sınavlarından önce deneme sınavı yapıyorduk. Ve evet... 13 Mart Cuma, karantinanın başladığı, tamamen başladığı gün. Ne yapmışım bakalım? 10.45'te TITC egzamim varmış, yani MOK egzamim varmış. Pilates'e gidecektik Ezgi'yle ama sonra iptal olmuş. Evet, karantina bugün başladı ve bunları yapmışım ve yapmamışım. Ha, burada da yazmışım zaten. Okullar 2 hafta süreyle kapatıldı, daha sonrası belirsiz. Açılmadı sonra. Evet. Devam edelim. Burada dershaneler, dershane ödevleri, okul ödevleri. Bu yani Mart ve Nisan herhalde 2020'nin en kötü ayları olabilir benim için. Çok kötüydü. Sırf dershane ve okula odaklanmıştım. Ama herhalde de film izliyordum. O da ayrı bir konu tabii. Çok kötüydü. Bu yaptığım büyük ihtimalle en sevdiğim desen. Alakasız bir şekilde devam ediyoruz. Yine okul, dershane. Hepsine de girmişim. Kendimi gerçekten tebrik ediyorum bu arada. Burada karantinada benim yakın arkadaşlar listemde olanlar biliyordu Instagram'da. 30 günlük şarkı challenge'ları vardı Instagram'da böyle hikaye şeylerinde. Onu defterime uygulamıştım ve defterime yazmıştım bazı şeyleri. Bunları göreceksiniz. Boş zamanda Dance Moms'ı izleme, ajandanı boya. Dance Moms'ı çok seviyordum karantinanın başında ve sırf onu izliyordum. O yüzden kendime not almışım. İşte burada Nisan kötü aylarımdan biri bu da. Bizim resim sergisi olacaktı aslında güya IB'de ve olmamıştı. Şu. Bunu sizinle beraber yapmıştık. Videonun linki yukarıda olur. Bu çok kötüydü. Bu gerçekten pain in my ass diye yanlış dememişim yani. Gerçekten kötü bir zamandı. Bunu geçiyoruz. Bay bay. Evet, devam ediyoruz. Böyle filmler. Sonra burada İstanbul Film Festivali olmadığı için ve ben de bu sayfayı boş bırakmak istemediğim için yine desen yapmışım buraya. Çözülen soru sayılarımı yazmaya başlamışım falan filan. Evet, devam ediyoruz. Yine bir sürü desen. Servet-i Fünun'un romanını bitirmem lazımmış. Burada bitirmemişim, burada bitirmişim. Yani buralar böyle. Ajandayı süsle diye kendime not almışım. Buralar böyle. Yine soru çözüyorum. Volkan'ın doğum gününü kutlamışız. Buraları geçiyorum. Buralar gerçekten hayatımın en sıkıcı ve en üzücü yerleri olabilir yani, ama devam ediyoruz. Burada sınav bitince izleyeceğim diziler listesi var. Kare içerisine aldıklarım, izlemeye başladıklarım, sarıyla çizdiklerim, izleyip bitirdiklerim, çizgiyle olanlar da izleyip beğenmeyi bıraktıklarım falan filan. Burası da böyle bir şey. Dershane ödevleri geçiyorum birazcık. Burada Xavier Dolan'ın çok sevdiğim bir sözü var. O yüzden hem hatırlamak için hem de hani açtığımda aradığım zaman bulabileyim diye highlight edip altını çizdim. Bu çok güzel bir söz bence. Devam ediyoruz. Ha, şimdi burada Haziran'da artık normalleşmeye başladığımız için birazcık şöyle geri geleyim. Normalleşmeye başladığımız için buralarda bir yerde aynen dershaneye gidiyordum artık deneme olmaya. Burada kendi kafamdaki sıralamayı yapmışım. Bu ne kadar kaldı böyle bilmiyorum ama böyle bir sıralama var. Burada hep ama hep yorgunum diye yazmışım. Öyleydim. Sonra burada bıktım usandım yazmışım. Evet, usanmıştım gerçekten. Çok kötü zamanlar yani. Neyse. Şimdi buraları göreceksiniz. Buralarda çok böyle özel olan şeyler var. Hani bazıları sadece böyle arkadaşların adresleri falan. Bazılarında ben bunu aynı zamanda günlük gibi kullandığım için o yüzden burada hani bazı şeyler var. Burada yavaş yavaş işte YKS'de tahmini puanımı ve tahmini sıralamamı da yazmaya başlamıştım. 12. sırada bence tutabileceğiniz en iyi şey ajanda. Hani gerçekten gelişiminizi görmek ve şey açısından çok güzel bence. O yüzden kesinlikle öneririm. Buradan itibaren de var işte birkaç tane falan filan. Neyse. Şarkılar, puanlar. Bu desen bence çok güzel olmuştu. Bu şu an tekrardan bakıyorum. Bence çok hoş olmuş bu. Devam ediyoruz. Hiç çalışasım gelmedi ama çalışmam lazım. Onun yerine gidip aptal bir film izledim. Feel the Beat. Aptal gibi gidip 2 film izledim. Mamma Mia'yı gidip izlemişim. Sonra da Crazy Rich Asians. Hayır, bugün annemle film maratonu yapmıştık. Gerçekten hiç ama hiç ders çalışasım yoktu bugün. O yüzden gidip 3 film izlemişim. Burada Nina Simone'un çok sevdiğim bir sözünü yazmışım. You have to learn to get up from the table where love is no longer being served. Burada ilk defa 400 puan üzerine çıkmıştım. O yüzden bugün çok güzeldi. YKS vardı, TYT vardı, bye bye matematik diye bir şey yazmışım çünkü TYT'de de matematik çözüp bırakmıştım. Burada birkaç tane özel bir şey vardı ve bye bye lise yazmıştım. Bu da AYT'nin olduğu gün. Şimdi burada daha havalı yerlere geçiyoruz. Sonunda ajandanın çok sevdiğim kısımlarına geçiyoruz. Yaz tatilinde ajandayı tutmak için kendime söz vermiştim. O yüzden çektiğim polaroidları buraya yapıştırdım. Tabii bunlar gerçek polaroid değil. Ben bunları sonrasında çıktı alıp yapıştırdım. Hem günlük gibi hem de fotoğraf günlüğü gibi böyle bir karışık bir şey yapmıştım. Burada işte arkadaşlarımla beraber yazlığa gitmiştik. Çeşme Marina'dan bir fotoğrafımız var. Benim Polaroid'um bir ara çalışmıyordu. Yani düzgün çalışmıyordu. O yüzden böyle garip garip karanlık çıkıyordu fotoğraflar. Neyse. Sonra burada Eurovision'un 2019'da Esen'le beraber tekrardan bütün şeyleri puanlamıştık. Şarkıları ve birincimiz İtalya ile İsveç çıkmıştı. Sonra burada Ilıca plajına gitmiştik. Rüyalarımı yazmaya başlamıştım buraya. Ve buraya ilk rüyamı yazmışım, ilk hatırladım. Sabah ilk ben uyandım. Rüyamda Malta ülkesi, İtalya'nın altında bir ada değil, Rusya'nın üstünde tundra iklimine sahip dağlık bir alandı. Evet, rüyam buydu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu ikisi bu arada yanlış. Ben bunu buraya, bunu buraya koymam lazımdı ama gerizekalı gibi yanlış yapıştırdım. Arkadaşlarımla burada Ezgi ve Esen'le plajda piknik yapmıştık. Çok güzel bir gündü. Defne de var. Defne bu fotoğrafı çekti zaten. Burada birkaç tane özel şey var. Dediğim gibi yine böyle. Bugün çok kötü bir gündü. O yüzden burayı göstermek bile istemiyorum. Geçiyoruz. Sonra burada kızlar gitti. Ben de artık yavaş yavaş sıkılmaya başladığım için bayağı artık ajandayı süslemeye başladım. Oraya gitmişiz. Sonra burada babaannemlere gitmiştim ve babaanneme bugün ne yazayım diye buraya sormuştum ve tüm gün göt kebabı yaz demişti. Sonrasında tüm gün göt kebabı yazdım o yüzden buraya. Sonra YKS notlarım açıklanmıştı ve notum burada ve burada da bütün günümü anlattığım şey. Burada arkadaşlarımı mesela mektuplaştırmıştık arkadaşlarımla. O yüzden adresleri var bunları, o yüzden kapattım. Bu sefer de böyle çizgili desenleri çok beğenmeye başlamıştım yaz sırasında. O yüzden böyle buraya bazı fikirlerimi yazmıştım film çekmekle alakalı. Şimdi Ağustos'tan itibaren artık izlediğim filmleri daha düzgün çizme ve yazma olaylarına girmiştim. Ağustos'ta ilk izlediğim film Grand Budapest Otel ve 5 üzerinden 5 verdiğim için özel bir şey yapmalıyım bu filme demiştim ve o yüzden böyle bir sayfa hazırlamıştım ona. Sonra Space Force'a yapmıştım. Space Force dizisini bitirmiştim. Yine rüyam var. Rüyama bakalım şimdi. 2000'lerin başındaydım. Amerika'daydım ve 2. Dünya Savaşı yeni başlıyordu. Spesifik olarak Boston'da yaşayan bir Yahudiydim. Bu ne alakası söyleyeyim çünkü o sırada Anne Frank'i okuyordum. Anne Frank'in günlüğünü. Ve aynı zamanda Gilmore Gözlü de çok seviyordum yani o sırada tekrardan izliyordum. Sonrasında Star Solov'a gidiyordum Yahudi olup. Sonra Luke'un lokantasına sığınıyordum. Jess bana aşık oluyordu falan filan. Sonra Umbrella Academy 2. sezona başlamışız. Böyle yapmışım. Criminal Minds'ın 1. sezonu bitmiş. Böyle bir şey yapmışım. Groundhog Day filmini izlemişim ve böyle bir sayfa yapmışım. Rushmore'u izlemişim, böyle bir sayfa yapmışım. Menajerimi ara. Başlamış burada. Bilkent'e gideceğim kesinleşmişti o yüzden böyle bir şey yapmışım. Ezgi ile buluşmuşum. TRT'ye gitmişim. Sonra burada yine bir şey yok burada. Bomboş bir sayfa. Sonra Red Shoes filmini izlemişim. Criminal Minds'ın 2. sezonu bitmiş. Burada Ankara'ya gittiğim için ve üniversitenin ilk haftası başladığı için buralar kötü. Bu hep dışarıdaydım bu sıralarda o yüzden. Burada Snowpiercer filmini izlemişiz. Sonra burada Community'nin 2. sezonunu bitirmişim. Yani burada artık tamamen okul başladı. Bakın 8 dersi 9.30'a ertelenmiş. Buralar artık yavaş yavaş üniversite şeyim başlıyor. Ben derste konuşmaya gerçekten çok tırsan bir insanım. Derste konuştum diye not almışım. Bu benim için çok büyük bir başarıydı çünkü derste konuşmak. Burada derste konuştum yine yazmışım. Bu derste de konuştum diye yazmışım. Rüyam var yine. Ha bu İtalya topraklarında Danimarka vardı. Çok garip bir rüyaydı bu evet. Atommund filmini izlemişim. Burada yine bir şey var. The Office'in 5. sezonunu bitirmişim. The Office'in 5. sezonu izlediğim en iyi sezon olabilir. Bütün diziler arasında çok iyi bir sezon. Sonra burada House'un 1. sezonu bitmiş. Bu herhalde yaptığım en iyi film sayfasıdır diyebilirim Midsommar. Midsommar'ı izledim ve çiçeklerle donattım bu sayfayı. Ben bu sayfayı çok seviyorum. En sevdiğim sayfa bu. Sonra burada Hereditary'i izlemiştim. Ben bu sayfayı da çok seviyorum. Bence bu sayfa da çok güzel. Burada yine rüyam var. Donald Trump'la alakalı bu sefer de İzmir'e gidiyorum. Frances Ha izlemiştim. Bu da film ekimine gitmeyeceğim için burada şeyim vardı, ders programım vardı, bütün haftalık ders programım. Evet, şimdi teke devam ediyoruz. Burada Psycho izlemişim. Bu sayfa çok kötü bir sayfa. Hani gerçekten çok kötü bir sayfa. Film kötüydü, bu sayfada kötü oldu diye. The Beach'i izlemişim. Burada Bilkent Sineması topluluğuyla The Witch'i izlemiştik. Burada hayatımda okuduğum en iyi fanfiction'ı okudum. Beni gecenin 2.30'unda ağlattı ve tam ismini bile bilmiyorum. Bu inanılmaz bir fanfiction. Bu gerçekten hayatımda okuduğum en iyi fanfiction. Ve hani isteyenleri linkini atabilirim. Sonrasında burada bu ajandam için bir dönüm noktasıdır. İzlediğim filmleri hani yazıyorum böyle ama buralara bir şeyler yapıştırma olayına The Girl with a Pearl Earring'le başlamıştım. Bu film çok kötü bir film. Yani güzel bir film değil. Ama bunu yapıştırmak istemiştim en azından. Sayfa güzelleşsin mantığıyla. Sonra burada çok güzel bir gün arkadaşlarımla geçirmiştim ve Bilkent'i tamamen dolaşmıştık. Böyle Burger King'e falan gitmiştik yürüyerek. Burada rüyamda yine bir şeyler yapmışım. Oscar adayı oyuncu Florence Pugh'dum rüyamda ve Oscar adayı oyuncu Timothy Chalamet ile evleniyordum. Ardından The French Dispatch filmi için ikimiz beraber Kana taşınıyorduk. Death Becomes Her'ı izlemişim. Funny Games'i izlemişim. What We Do in the Shadows'ı izlemiştik Defne ile ve bence bu sayfa çok tatlı bir sayfa oldu. Taika Waititi'yi de çok severim bu arada o yüzden. Burada notlarım var. Notlarımı görmemize gerek yok bence. Devam ediyoruz. This is Us dizisinin 1. sezonunu bitirmiştim. İstanbul'a dönüş trenle gitmiştim ve trende Boyhood'u izlemiştim. Böyle bir sayfa yapmışım. Doğum günüm. Ve buraya böyle yazmışım. LOL doğum günü. Evet, sonra Moonrise Kingdom'ı izlemiştim. Bence bu sayfayı çok daha güzel yapabilirdim ama pek beceremedim. The Hours filmini izledim. On the Basis of Sex. Flipped filmini izlemiştim ve Flipped'deki ağacı çizmeye çalışmıştım buraya. Bence bu sayfa kötü olmadı. Ama bilmiyorum. Onun kararı size kalmış. Baby Teeth'i izlemiştim. Bu da böyle bir sayfa. Fantastic Mr. Fox'la Funny Face'i izlemiştim bu cumartesi. Bence bu sayfalar çok tatlı sayfalar o yüzden çok seviyorum. İşe yarar bir şey izlemiştim ve filmi izleyenler biliyordur. Filmin sonunda bir tane böyle bir şiir var. Bu şiiri yazmıştım ve 7 Aralık'a sarkmış. Paso 20 bizim bölümün bir tane kısa film festivaliydi. Yani dijital film festivaliydi. Yani tam olarak nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Onun programını ve katılacağım şeyleri yazmışım. The Good Place'i bitirmişim. Şöyle bunları şimdi daha çıktısını almadım ama buraya bir şeyler gelecek. Bu arada Defne'nin Stand By Me filmini izlemiştik ve bu daha bitmedi. Bunları renklendirmeyi planlıyorum ama renkli kalemlerimin hepsi şu an yurtta. Ve evet bugüne gelecek olursak The Life Aquatic Steve Zissou filmini izledim. Ve böyle bir sayfa yaptım. Ve evet yani en son bunu yaptım. Bugün bu. Bugün Comde'nin final metnini yazmam falan lazım. Buraya geçiyoruz. Burada da bu ajanda dolup izlediğim filmleri. Cümlenin sonunu getirmemişim ama işaretledim. Seneye daha fazla film izleyeceğim umarım. Ve evet. Sonrasında ders notlarım var. Türkçenin özellikleri falan yazıyor burada. Evet. Bu videoya bir son da çekmedim. Evet, arkadaşlar bu sefer çok doluyum. final haftam. O yüzden gerçekten özür dilerim, bu birazcık garip bir video oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmişsinizdir lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bu size 2020'den son seslenişim. Yani bir tane daha video gelecek ama 2021'de gelecek. O şu an çekiyorum onu. Spoiler vereyim mi? Hadi vereyim. Neyse tamam. Evet, yani bu kadar şimdilik benden. Tekrardan çok teşekkür ederim bu yıl benimle kaldığınız için, hala izlediğiniz için beni. Gerçekten hala kafam almıyor beni izleyen bir kitle olduğuna. Ve bilmiyorum, aynen. 2020 çok zor bir seneydi ve bilmiyorum, umarım birazcık renk katabilmişimdir YouTube ekranlarınıza. Neyse, şimdilik görüşürüz o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.